Merhaba arkadaşlar, kuantum modelinde kuantum sayılarıyla ilgili uygulamalarımız da son videomuz bu. Bundan sonra konumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla bu videoda da 4 kuantum sayısını kullanarak uygulamalar yapacağız. Burada test örnekleri çözeceğiz, her ne kadar seçeneklerini yazmamış olsam da. Şimdi der ki, birinci örneğimizde atomdaki bir elektron belirtilen kuantum sayılarından hangilerine sahip olamaz? Bir kere n'in alabileceği değerler 1'den başlayarak tam sayı değerleriydi. L'nin alabileceği değerleri n'e göre belirliyorduk ve 0'dan başlayarak n-1'e kadar değer alabiliyordu. Manyetik kuantum sayısı md'yi ise l'ye bağlı olarak belirliyorduk ve eksi l'den artı l'ye kadar değerler alabiliyordu. Bunlara göre bakacağız arkadaşlar şimdi. Birinci de der ki n2 ise l hangi değerleri alabilir? 0 ve 1 oldu. L'si 1 ise de ml'nin alabileceği değerler -1, 0, artı 1 olacaktır. Oldu. Yani bu kuantum sayılarına sahip olan elektronumuz olabilir. 2'ye baktık. n2. Şimdi n2 ise L'nin alabileceği değerler 0 ve 1 olmalıydı. L'si 2 olamaz. Dolayısıyla bu kuantum sayılarına sahip bir elektron bulunamaz. Şuna bakmıyorum bile. Zaten L'si tutmadı. Üçüncüye baktık. L eşit 2 olamaz dedim. Üçüncü de n değeri 3'müş. Şimdi n değeri 3 ise L'nin alabileceği değerler 0, 1 ve 2 olabilir. Evet, oldu. L'nin 0 olduğu durumda da ml'nin alabileceği değer zaten sadece 0 olur. Evet, bu kuantum sayılarına sahip bir elektronumuz bulunabilir. Dördüncü de n eşit 4 ise l'nin alabileceği değerler 0, 1, 2 ve 3 olabilir. 3 oldu. L 3 olduğunda ml'nin alabileceği değerler de -3, -2, -1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 olur. Evet, artı 2 var bizim bu değerlerimiz arasında. Dolayısıyla dördüncüye sahip elektronda bulunabilir. Olamaz dediğine göre yalnız 2 diyeceğiz arkadaşlar. İkinci örneğimiz der ki, üçüncü enerji seviyesinde bulunan d orbitalleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir kere üçüncü enerji seviyesinden bahsediyorsak, demek ki baş kuantum sayısı 3 olan d orbitalinden bahsediyoruz. Bu doğru. L'nin alabileceği değerler 0, 1, 2, 3 vesaire diye gidiyordu. 0, S'yi, P'yi, 2, D'yi, 3, F'yi belirtiyordu. O zaman biz d tür orbitalden bahsettiğimize göre L değerinin 2 olması lazım. İkinci ifademiz yanlış. Şimdi 3 D orbitalinden bahsediyoruz ki burada 5 tane orbital var ve her orbital 2 elektron alabileceğine göre maksimum taşıyabileceği elektron sayısı 10'dur. 3 doğru. 5 orbitalden mi oluşur? Evet, baktım, 5 orbitalden oluşur. Demek ki 1, 3 ve 4. ifadelerimiz bizim bu sorudaki doğru ifadelerimizdir. Bu soruları durdurup kendiniz de yapıyorsunuzdur diye ümit etmek istiyorum. Bir başka sorumuz. Aynı enerji seviyesinde bulunan, yani n değerleri eşit, x ve y orbitallerinin sınır düzey diyagramları aşağıda verilmiş. Arkadaşlar, sınır düzey diyagramları dediğimizde şekilleri belirtir. Bunu da görün istedim ben. Yani burada x'in şeklini ve y'nin şeklini vermiş. Bir kere küresel olan s orbitalini, şöyle dumbbell ya da papyon gibi olan ise p orbitalini tanımlıyordu bize. Buna göre diyor, bu orbitallerle ilgili yargılarından hangileri doğru? Küresel olan x s'yi, papyon gibi olan y p'yi gösterdi. Birinci doğru. Pekala, birinci enerji seviyesinde bulunabilirler mi? Şimdi bunlar aynı enerji seviyesindeydi. N eşit 1 iken L'nin alabileceği tek değer var, 0, o da S. Yani birinci enerji düzeyinde sadece bir S orbitali var. Ha, ikinci enerji seviyesinden itibaren bakınız P başlıyor. Yani 2D
2 S ve 2 P var. Dolayısıyla birinci enerji seviyesinde P orbitali bulunmadığına göre bu yanlış olur. 2'den itibaren 2'de, 3'de, 4'de bulunabilirler. Y'nin açısal momentum kuantum sayısı yani L değeri evet 1'dir. P'ye denk gelen değerdi 1 olan. Dolayısıyla 1 ve 3 bu soruda doğru yargılarımız olur arkadaşlar. Evet, bu videodaki son sorumuza bakalım. Kuantum sayılarıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. N eşit 2'de en fazla 8 elektron mu bulunabilir? Şimdi N eşit 2 iken L'nin alabileceği değerler 0 ve 1'di. Yani 2S ve 2P orbitalimiz var. S'de 1, P'de 3. Toplam 4 orbital var. 2 buradan, 2, 4, 6 buradan. Ay, nereye yazdım? Evet, en fazla 8 elektron bulunabiliyor. 1 doğrudur. İkinciye baktık. N eşit 3, ML eşit 0. Bakın bu orbital türü değil, orbitalin yönelimi. N eşit 3'de L'nin alabileceği değerler 0, 1 ve 2 idi. Yani 3S, 3P ve 3D orbital türlerimiz var. S'de 1, P'de 3, D'de 5 orbitalimiz var. Fazladan çizdim şunu. Bunların ML değerlerine bakacak olursak 0, eksi 1, 0, artı 1, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Şimdi bize ML'si 0 olan demiş. Bakınız ML'si 0, 2 elektron buradan. ML'si 0, 2 elektron buradan. ML'si 0, 2 elektron da buradan. En fazla 6 elektron bulunabilir ama o 2 demiş, yalan. 2 yanlış oldu. 3'e baktık. N eşit 4'te. ML'si eksi 1 olan. Şimdi N eşit 4'te L 0, 1, 2 ve 3 değerlerini alabiliyor. Yani burada 4S, 4P, 4D ve 4F orbital türlerimiz var. 1, 3, 5 ve 7 tane de orbitalimiz var. Hop, şöyle çizdim. Bunların ML değerleri 0, eksi 1, 0 artı 1, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1, artı 2, artı 3. Şimdi bir şey daha tanımlamış bize orada. Soruya bakarsanız sevgili arkadaşlar. Demiş ki bir de spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olsun. Şimdi ML eksi 1 olan bir şu var. 2 elektron. Bir şu var. 2 elektron. Bir de şu var. Bulamadım. 2 elektron. Şimdi burada maksimum 6 elektron var ama bunların 3 tanesi bakın yukarı doğru. Demek ki burada en fazla 3 tane elektron bulunabilirmiş. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan. Dolayısıyla yalnız 1 olur. Şurada tekrar göstereyim. Artı 1 bölü 2, artı 1 bölü 2, artı 1 bölü 2. Diğerleri eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 olduğu için 3 elektron diyoruz. Ve sorumuzun doğru yanıtı da yalnız 1 oluyor arkadaşlar. Bu videoyla kuantum sayılarıyla ilgili uygulamaları bitirmiş olduk. Bundan sonraki videolarımızda elektron dizilimlerine başlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.